Gençliğin gözyaşları, günaydın arkadaşlarım, merhabalar. Şimdi konu testi 2'yi çözeceğiz çemberde, açılarda. Bakalım birinci sorumuz ne diyor şimdi. Birinci soruda şunu fark ettim dostlarım. Bakın AB çap ve K açısı çapı gören bir çevre açı olduğu için kesinlikle ama kesinlikle 90 derece olacak dedim. Bunu bir yapıştırdık. Şimdi 120'nin dış açısına 60 derece diyelim. Bakın 60 var, 90 var. O halde şu açımız 30. Tabii ki bu açımız da 30 olacak. Sonra şurası toplamda 60 olduğu için gördüğü yay, yani şu yay 2 katı olacak, 120 derece. Sonra çapın üstünde kalan yay dediğimiz yarım daire yay 180 dereceydi. 120'si burada, şuraya 60 derece kaldı ki alfada 60'ı gören bir çevre açı, daha doğrusu teğet giriş açıdır, yarısı olacak arkadaşlarım. 30 derece gelecek diyebiliriz. Evet, alfamız 30 dereceymiş. Cevap Bursa'dan geldi. İkinci sorumuza bakalım. Şekildeki O merkezli çemberde doğrusal doğrusal AC'yi vermiş bize. Şimdi yine bakın C açısı çapı gören bir çevre açıdır. 90'ı yapıştıralım hemen buraya. Sonra şu AK'yı çizdiğinizde şunu fark ettiniz dostlarım. Burada bir ikizkenar dik üçgen çıktı. Şurası 45-45 oldu. Şunu gördüm bakın. KO tam merkeze düştüğü için burası kesinlikle yarıçap yarıçap birbirine eşit. Yani yükseklik kenar ortay oldu dostlarım. Dolayısıyla kayı kuralı gereği açı ortay da olacak dedim. Hemen buraya da alfamı yapıştırdım. Ve 2 alfa ile 45'in toplamının 180 olduğunu fark ettim. Demek ki 2 alfa 135 olacak, alfa da 67,5 olacak diyebiliriz dostlar. Geldik 3. sorumuza. Şimdi yarı çapımızı 2 parçaya bölmüş arkadaşlar. Bakın OD yarı çaptır ve 2 parçaya bölmüş. KK yazdım ben o 2 parçaya. Şimdi şu OC de bizim için bir yarıçaptır. OC'nin de biz 2K olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şunu fark ettim. Bakın burada bir dik üçgen çıktı. Şurası 90. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı yarısı oluyordu? Sadece 30'un. O halde şu açımız 30. Tabii ki şu açımız da 60 derece geldi. Şimdi aynı muhabbeti bu tarafta da yaparsam burası da 2K olur ve şu açımız da 60 derece çıkar. Yani dolayısıyla şuranın tamamı 60-60-120 derece geldi. Peki burası 120 ise şu gördüğü yay merkez açımız olduğu için bu da 120 derece olacak. Bize neyi soruyor? A, D, C açısı, yani şuradaki açıyı soruyor. Peki 120 ise burası, bunun geri kalan parçası 240 olmalı. 360'a tamamladım hemen. ADC'de 240'ı gören bir çevre açı olduğu için yarısı olacak. 120'yi paketledim dostlar. Dördüncü sorumuz, aynısını köşe taşımızda ve tarama testimizde de çözdük. Direkt 70 ile X'in toplamının 180 olacağını söylemiştim arkadaşlarım. Cevap 110. Bunu da normal yolla çözmek istersek kesim noktalarını birleştiriyoruz. Şurada bir kirişler dörtgeni çıkıyor. 70 ise karşısındaki açı 180'e tamamlayacağı için 110. 110'un dış açısı 70. Yine burada da bakın şurada da bir kirişler dörtgeni çıktı. Karşılıklı açıların toplamı 180 olacağı için 70 ise burası, x'e 110 derece kalacak diyebiliriz. Evet, 5. sorumuza bakalım. Şunu gördüm arkadaşlar. 15 ile 25'in toplamı 40. İki iç açının toplamı bir dış açıya eşitten burası da 40. Şimdi bu 40 derece ise gördüğü yay kesinlikle 80 derece. Bunu bir yazalım. 80'i gören şuradaki merkez açımızın da ölçüsü 80 derecedir. Bunu da yazalım. Sonra 80, 15 daha 95 yapar. 95'ten geriye 85 kalır şu açımıza. Üçgenin iç açıları toplamı 180 muhabbeti yaptım ki o zaman şurası da 85 oldu. 85, 40 daha 125. Alfaya da ne kaldı? 55 derece kaldı diyebiliriz. Evet, 6. sorumuz. ABC açısı 140 dereceymiş. Bakın şurası 140. Hemen şöyle yapalım. Şuna A diyelim. Bu da A. Çünkü ikisi de aynı yayı gören çevre açılar değil mi arkadaşlar? Şuna B diyelim. Bu da B. Şimdi dostum A ile B'nin toplamı 140. O halde 2A ile 2B'nin toplamı, yani şuradaki açıların toplamı 280.
Bu açıya ne kalırsa toplamları 360 olur. Dörtgenin iç açıları toplamı 360'tı ya. 80 kalacak ki bu açıya da toplamları 360 olsun. Evet, sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Şuna bakıyoruz şimdi dostlarım. Bir 65 derecemiz varmış. A, B, C. Şuradaki açının tamamı 65 dereceymiş. Şurada 90 varsa o halde şuraya da 25 derece kalacak. Şimdi demiştik ki iki tane 90 derecenin hipotenüsleri ortak ise, bakın BC ikisinin de hipotenüsü. Bunların etrafından, tam şu 90'ların etrafından bir çember çizebilirsiniz. Ve bu ortak hipotenüs çap olur demiştik dostlarım. Burası çap. Şimdi 25, gördüğü yay 50 olacak. Bakın alfada 50'yi gören bir çevre aç. Yarısı olacak yayın, 25'i yapıştırdım. Evet, 8 numaradayız. O merkezli çemberde AK, KB'ye ve bir de OK'ya eşitmiş demiş. Şimdi OK ile O ile A'yı birleştirelim. O ile B'yi birleştirelim. Buna da şu tık tık simgesini koyalım. Dostlar, bir yudum çay içeyim hemen. Şimdi burada fark etmeniz gereken şey muhteşem üçlüdür dostlarım. Bakın şu üçlü birbirine eşit olduğu zaman bizim şu açımız kesinlikle 90 derecedir. Çünkü muhteşem üçlü var ve muhteşem üçlü sadece dik üçgende olan bir kuraldır. Peki merkez açımız 90 derece ise gördüğü yay da 90 derecedir. Ve bu 90'ı gören çevre açımız var alfa, yarısı olacak 45 derecedir, yapıştırdık. Evet, bu da tamamdır. Geldik 9 numaralı sorumuza. Şuna bakalım şimdi. Çeyrek çember ve K merkezli çember. Şimdi çemberde uzunlukta da çok yapacağız. İki çemberin teğet olduğunu görünce bunların merkezleri ve teğet oldukları nokta doğrusal olmak zorundadır arkadaşlarım. Bunu hemen birleştireceğiz. Şimdi şu küçük çemberimizin, içteki çemberimizin yarı çapına R diyelim. Bakın burada bir şurası da R tabii ki. Tam teğete inen yarı çap dik inerdi. Demek ki burada bir kare kare oluşturduk. Biz şurası 45-45. Ve 45'in de dış açısını soruyor bize. 135'i yapıştırdım dostlarım. Geldim buna. Şimdi ABCD bir kareymiş dostlarım. Karede biliyorsunuz dört kenarımız da birbirine eşit. Dolayısıyla bu dört eşit kenarın arkasındaki yayların da ölçüleri birbirine eşit. Demek ki bu yayların her biri 90'ar derece olacak. Şurası da 90, burası da 90, burası da 90 derece olacak. Şimdi 32'nin gördüğü şurada bir yay parçası var. Çevre açı olduğu için bu 64 olacak. 90'dan 64'ü çıkarttım. 26 kaldı şuradaki yaya. Bakın alfa bir dış açı. Kuralı şuydu. İkinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkart. Yani 64'ten 26'yı çıkart. Ve 2'ye böldüğümüzde dış açıyı buluyorduk. Şunları bölelim direkt. 32 eksi 13 olur. 32'den de 13'ü çıkartacağız. Çıkartalım. 12'den 3 çıktı 9. 2'den 1 çıktı. 19 geldi sorumuzun cevabı. Evet, 11 numaralı sorudayız. T etmiş, BTK eşitmiş, 70'miş falan filan. Bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlarım. Çevrel çemberi verilmiş diyor. Tamam. Alfa kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi şu eşit açılara biz bir A, A diyelim. Şuraya da bir B yazıyorum dostlarım. Bakın bu B'nin gördüğü şu yay 2B'dir. Ve bu 2B'yi gören şuradaki teğet kiriş açı da B derece olmak zorundadır. Şimdi şu A ile şu B'nin toplamı da alfaya eşittir. Buraya da A artı B yazalım. Bakın ne çıktı karşımıza dostlarım. Kalemimizi alayım. Şuradaki açının ölçüsü de A artı B. Bu açının ölçüsü de A artı B. Yani A artı B neydi? Alfaydı. Demek ki bu da alfa, şu da alfa. Ve 2 alfa bir de 70 var. Toplamları 180. O zaman 2 alfa ile 70'in toplamı 180 diyelim. 2 alfa 110. Alfa eşittir 55 paket diyelim. Şimdi burada ne diyor? ABCD dörtgeninde 30'u gördük. Şuraya 60 yazalım biz hemen. DC eşittir DC. Buna göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada da arkadaşlarım bakın karşılıklı açılar ikisi de toplamı 180. Yani bu yine bir kirişler dörtgenidir. Hemen etrafından çemberi çizelim. Şimdi bunu nasıl söylüyordum ben? Karşılıklı
açıların toplamı 180 ise, bakın ikisi de 90-90 olduğu için buna kesin Kirişler dörtgeni denir. Ve Kirişler dörtgeni ise de etrafından bir çember çizilir. Ya da şöyle de söylemiştik. İkisinin de ortak hipotenüsü var. Bakın DB. DB hem bunun hipotenüsü hem bunun hipotenüsü. Ne demiştim dostlarım? Eğer ortak hipotenüsü olan iki dik açı varsa bu dik açıların köşesinden geçen çemberi çizersiniz ve ortak hipotenüs kesinlikle çap olur demiştik. Şimdi bu bilgiler ışığında. Şurası 45-45 derece bir kere ikizkenar dik üçgen. 30'un gördüğü yay 60 derece. 60'ı gören şuradaki açı da 30 derece. O zaman bizim alfamız toplamda 75 derece yapıştır gelsin. Evet, 13 numaralı sorudayız. EC. O merkez çemberi C noktasında teğettir. CD paralel AB. Tamam, CD AB'ye paralel. O zaman U kuralından bir kere şurası kesinlikle 40. Tabii ki şurası da 40. Hatta 40'ı gören şu yay da 40 derecedir diyelim. Şimdi burası 40 derece ise paralel iki kirişin arasındaki yaylar eşitti. Burada 40 derece. 40, 40, 80 yarım daire olduğu için 180 olacak. Buraya da 100 derece kaldı diyebiliriz. Buna göre de x kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi bu çemberi biz tamamlarsak şöyle. Bakın x bir dışarıdaki açı. Bir şuradaki yayı görüyor. İkinci yay olarak şurayı. Yani 180 ile 40'ın toplamı olan 220'yi görüyor arkadaşlar. Bir de şuradan 100'ü görüyor. Neydi kural? Bunların farkının yarısı. 220'den 100 çıktı, 120. Yarısı, 120'nin yarısı 60 derecedir. X dediğimiz açı diyebiliriz. Evet, 14 numaradayız. AC, BC'nin 3 katıymış arkadaşlar. Şimdi BC'ye biz R dersek AC 3R'ymiş. E şuraya 2R kalıyor. Demek ki R, R oldu bunlar. Hemen şu teğet noktasına yarı çapımızı dik indirelim. Bu da R. Bakın burada 90'ın karşısı 2R ise neyin karşısı R olur? 30'un. O zaman şurası da 60 derece olur. 60'ın şu açısı 120 derecedir ve 120'nin gördüğü şu yayda merkez açı olduğu için 120 derecedir. Şimdi 120 ise burası, geriye kalan yay parçamıza 240 derece kalmalıdır. Ve alfa 240'ı gören bir açı olduğu için yarısına eşit olacak 120'yi yapıştırdık. 15. sorumuzdayız dostlarım. 50 var. Çeyrek ve dikdörtgen verilmiş dostlarım. Şimdi dikdörtgende bütün açılarımız 90 derece. Şurası 40 derece. Şurası 50, 90. Şurası 40. Dikdörtgende köşegenler birbirine eşitti. Yani şurayı çizdiğimde ben, bu da bir hem yarı çap oluyor hem de dikdörtgenimin köşegeni. Ve dikdörtgendeki köşegenler birbirini ortalıyor ve dört parça birbirine eşit oluyordu. Yani şurası da 50. Bakın bu çizdiğim doğru çemberimin yarı çapı. Şu da çemberimin yarı çapı. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit. Tepe açısı 50. O zaman ikisine 130 kalır şu ikisine toplamda. 65. Burası da 65 olacak şekilde dağılır. Ve şurası 40 derece olduğu için alfaya da 25 dereceyi yapıştırdım dostlarım. Evet, 16 ve son sorudayız dostlar. 20-30 olduğuna göre diyor alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şurayı çizersem ben dostum, şurayı, bu yarıçap, bu da yarıçap, o halde burası da 30 oldu diyebiliriz. Şimdi başka, şurayı çizersek yine bir işimize yarayacak mı bilmiyorum. Bu da yarıçap, şurası 20, şuraya ne kaldı? 20-20-40, 140 kaldı. 30-30-60, şuraya 120 kaldı. 140-120 daha 260, o halde şu açıya 100 kaldı. 100'ün gördüğü yay yine 100 derece. Şurada 120 vardı, 120'nin gördüğü yay 120 derecedir diyelim. Şimdi bakın alfa dış açı, ikinci gördüğünden birinci gördüğünü çıkartacağım, ikiye böleceğim. 120'den 100 çıktı, 20, ikiye böldüm, onu yapıştırdım dostlarım. Evet arkadaşlar, böylelikle konu testlerini de bitirmiş olduk çemberde açının. Videomuzun sonuna geldik. Yani bu konu bitti. Bir sonraki videomuzda artık çemberde uzunluğa geçeceğiz büyük bir ihtimalle. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.